Saygıdeğer emekçi emekliler ve bu ülkenin aydın yurtseven insanları, 28 Nisan 2018 İstanbul Kartal Disk Emekli Sen 4 Nolu Şubesi'ndeyiz. Bugün şubemiz Kartal Belediye Organik Çadır'da emekli emekçilere ve emekli dostlarına güzel bir dayanışma kahvaltısı verdi. Bu dayanışma kahvaltısında aramızda İslamcı yazar, saygıdeğer hocamız İhsan Eli Açık da vardı. Sunumu oldu. Yine Disk Emekli Sen Genel Başkanı, saygıdeğer başkanımız Veli Bayüksen de Ankara'dan yönetimiyle birlikte geldiler. Bugün bu kahvaltıya katkıda bulundular. Şimdi biz sözü fazla uzatmadan ve hem ülkemizin bugün yaşadığı bu olağanüstü koşullar içinde ve yine önümüzdeki hafta yapılacak işçi bayramı dediğimiz 1 Mayıs'a dair ve emeklilerin sorunlarına dair başkanımıza bir soralım. Başkanım, hadi hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ne diyorsun? Önce bizim dayanışma kahvaltımızı nasıl gördünüz? Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildi. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten umduğumuzun üstünde bir katılımla güzel bir etkinlik gerçekleşti. Bu etkinliğin gerçekleşmesine katkı sunan Kartal Belediyesi'ne hem yerini açarak hem de destek vererek katkı sunan Kartal Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Yani büyük bir kitle olan ve bu ülkede gerçekten bir arada olduğu zaman, bir örgütlü olduğu zaman iktidar yapabilecek, iktidar bozabilecek bir kitlede, emekli kitlesinden bahsediyoruz. Dolayısıyla emeklilerin örgütlü olması için verdiğimiz mücadeleye katkı sunan herkese bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Diğer anlamda baktığımızda tabii bu siz de başlarken söylediniz, Türkiye çok olağanüstü koşullardan geçiyor, süreçten geçiyor diye. Yani neredeyse Türkiye son yıllarını, son 10 yılını, hatta 15 yılını hiç olağan yaşamadı. Belki 1990'lardan itibaren başlayarak, 1980'lerden itibaren başlayarak da bir bütün olarak değerlendirdiğimizde Türkiye hiçbir olağan, hiçbir zaman olağan koşullarda bir ülke olarak yaşamadı. Çünkü hep gerginlik üzerinden, hep ötekileştirme üzerinden, hep işte horlanmaların ya da işte özellikle emeği savunan insanların bu ülkede bedel ödedikleri bir süreci yaşadık. Ancak bugün içinde bulunduğumuz koşullara baktığımızda ya da bugün yaşadıklarımıza baktığımızda neredeyse bize geçmişin o ceberut darbe dönemlerine dahi aratır bir süreci yaşıyoruz. Doğrusunu sorarsanız aslında bu ülke 2015 Temmuz'dan bu yana bir darbe ortamını yaşıyor. Yani aslında 15 Temmuz'dan bir darbe girişimi vardı ama asıl darbe 20 Temmuz'da yapıldı. Yani bir darbeyi şöyle değerlendiremeyiz. İşte apoletli, postallı birileri geldi, yönetime el koydu olarak değerlendiremeyiz. Sivil el giyimli, takım elbiseli, kravatlı birileri de çok rahatlıkla darbe yapabilirler. Biz 20 Temmuz'dan itibaren onu yaşadık. Temmuz 2006'da, 16'da itibaren onu yaşadık. Bir olağanüstü hal ilanıyla karşı karşıya kaldık. Ülkenin neredeyse olağan yönetim haline getirilmeye çalışılıyor, kanıksattırmaya çalışılıyor. Olağanüstü hal bu ülkenin olağan yönetimi haline getirilerek tek kişinin her şeye karar verdiği, tek kişinin her şeyi bildiği, onun dışındaki hiçbir şeyi, kimsenin bir şey bilmediği, üniversite öğretim üyesinde onun olduğu, gazetecinin de onun olduğu, Cumhurbaşkanı da onun olduğu, Başbakan da onun olduğu, doktorun da onun olduğu, mühendisin de onun olduğu, avukatın da, yargıcın da, her şeyde onun olduğu bir süreci yaşıyoruz. Her adamın tek işçi olamıyordu. Bir de işçilere de şunu da şöyle yapın demedi henüz daha. Demek ki işçi olamadı henüz. Bir de işçi olsaydı artık herhalde bu ülkede başka insanlara gerek kalmayacaktı. Şimdi zaman zaman şöyle düşünüyorum gerçekten ve çok düşündük. Aslında Konfederasyon Genel Başkanı'nın son zamanlarda söylediği bir şey vardı. Ben 1930'lu yılların Almanya'sını merak ediyordum. Alman halkı o zaman nasıl yaşıyordu diye merak ediyordum. Evet, gerçekten biz Alman halkı o zaman nasıl yaşıyordu? Ya da İtalyan, Lüce, İtalyan'sında, Mussolini döneminde İtalyan'a... Veya bu yaşananlara nasıl göz yumdu? İspanya'da yaşayanlar nasıl yaşıyorlardı Franco döneminde?
diye düşünüyorum. Yani o toplum nasıl yaşıyor diye. Artık merak etmiyoruz çünkü biz yaşıyoruz. Yani biz bugün aynısını yaşıyoruz ve biliyoruz ki 1930'ların Almanya'sı, Almanlar bizim bugün yaşadığımız şartlarda yaşıyorlardı. Çünkü birçok şeyi onlar bilmiyorlardı. Çünkü bu kadar yaygın bir sosyal medya ya da şey medyası yoktu. Onlar devlet medyasının söylediklerini görüyorlardı. Şimdi biz de gene devlet ve yandaş medyanın, devlet olmayan ama yazarların elinde olsa da yandaş olanları, ki son bir tane grup vardı, onu da bildiğimiz gibi bir, daha yandaş bir gruba devrettiler. Şimdi zaten o grup da çok fazla muhalefetin sesini duyurmuyordu ama ufak tefek vardı işte, bazen cıvıl sesler çıkıyordu. Onları da susturmak için. Ama tabii şimdi biraz daha sosyal medya yaygın olduğu için birçok şeyi daha rahat görmek kolay. Fakat bizim şu anda yaşadığımız şey şu, gece gündüz 7-24 neredeyse bütün televizyonlarda, zafik yaptığımız bütün televizyonlarda aynı adamı ve 7-24 bunlar terörist, bunlar hain, bunlar ihanetçi, bunlar işbirlikçi, ABD işbirlikçisi, işte TÜYA, emperyalizmin işbirlikçisi, bunlar terör örgütlerin işbirlikçisi, bunlar hain söylemlerini duyuyoruz. Bu ülkede, bu ülke insanlar artık verecek hiçbir şey olmayan, yani heybesinde hiçbir şey kalmamış olduğu için mevcut iktidarın tek bildiği şey insanları yaftalamak. Bir takım merkezlerle birlikte gösterip oralarla yaftalamak. Çünkü dünkü konuşmasına bakıyorum, bunlar Soroslar diyor. Türkiye'nin Soroslar diyor. Yani kendisi BOP eş başkanı olan bir insan, bugün insanlara diyor ki bunlar Soros. Soros kim? ABD'nin zenginlerinden, dünya çapında işte bir takım yatırımlar yapan, insanları ya da besleme bir takım şeyler olan, destekleri olan bir adam. Ya şimdi ben başka bir şey daha söylüyorum. Biraz önce Sayın Ali Açık söyledi. Yani Allah'ın şeyini kullanıyorlar. Diyor ki asıl tezgah diyor. Hani muhalefet tezgah kurdu diyor. İktidar bize tezgah kurdu. İşte bu seçim bir tezgahtır diyor. Asıl tezgah diyor. Allah'ın diyor onlara yaptıkları yapacağı oyundur diyor. Şimdi Allah'ın insanların inancını bile kendisi için kullanabilen bir anlayışla karşı karşıya. Yani dinin bu kadar kötü kullanıldığı, insanların inançlarının bu kadar kötü kullandığı bir süreci yaşamadı. Türkiye niye baskın bir seçime gidiyor? Türkiye birkaç açıdan baskın bir seçime gidiyor. Bir, muhalefetin hazırlıklı olmasını engellemek. Yani 2019'a hazırlıklı bir şekilde muhalefet girmesi. İkincisi, bir siyasi parti işte beğeniriz, beğenmeyiz tabii. Biz katılmadığımız düşünceleri var, mutlak söylüyorlar. Geçmişte de karşı karşıya olduğumuz birçok şey olmuş. Bu partiyi kuranlarla. Bu partinin seçime girmemesini sağlamak. Bir diğer konu, ekonomi çok kötü. Türkiye bir ekonomik çöküntünün içinde ama henüz etkileri tam olarak ortaya çıkmış değil. Etkileri önümüzdeki süreçte ortaya çıkacak. Yani bir yıl daha, bir buçuk yıl daha seçimi var. Bir buçuk yıl sonra bu iktidarın belki de esamesi okunmayacak şekilde bir ekonomik krizle karşı karşıya gelecek. Bunların etkilerini yaşamamış bir toplumla seçime gitmek. İşte Afrin'e operasyon yaptım, gittim orayı işgal ettim. Ne güzel, ben orayı da kullanayım. Şimdi klip yapmışlar, Cumhurbaşkanı da o klipte oynuyor. Ya bir ülkenin Cumhurbaşkanı bir klipte oynar mı? Böyle bir şey var mı? Bir klipte oynuyor. Şimdi bu kadar, bu toplumun değerlerinin bu kadar kötü kullandığı hiçbir dönem olmamıştır. Ben darbe dönemini 1980'i biliriz, 1970'i biliriz. Ama o dönemlerde bu kadar kötü kullanmamıştır. Çok kötü kullanıyor bu ülkenin değerleri. Gerek ulusal, ulusalcı bakış açısını ya da milliyetçiliği bile kendilerine tahvil etmeye, kendi şeylerini tahvil etmeye çalışabilir. Her insan belli oranda milliyetçidir. Yaşadığı ülkeyi sever, yaşadığı toplumu sever, toplumun değerlerine saygı gösterir, toplumun değerlerine sahip çıkar. Ama asla onu kullanmam, kullanmayacağım. Yani din de öyle. Her insan belli oranda din duyguları vardır, inançlıdır. Ama onun değerlerini kullanmak kötü. Şimdi bizim karşı olduğumuz ya da karşı olduğumuzu söylenen şeyler, biz samimi olarak dini vecibelerini yerine getiren insanlara karşı değil, dini alet edenlere karşıyız. Dini kullananlara karşıyız. Şimdi emekler bu ülkede birkaç gün, bir süre önce Konfederasyonumuz Genel Başkan tarafından da açıklandı. Biz DİSK araştırma dairesine dedi ki bu emekliler nasıl insanlar? Neler yaşıyorlar? Hangi koşullarda yaşıyorlar? Bunu biz bilimsel olarak ortaya konmasını istiyoruz. Bize bu gerekli. Çünkü bizim konuştuklarımızı bu bilimsel verilerle ortaya koymamız, oturtmamız gerekiyor. Bu bilimsel verilere ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü DİSKAR önemli alanlarda bu araştırmalar yapıp bunun verilerini ortaya koyan güvenilir bir
şeyi var, yapısı var. Diskar'da bir araştırma yaptı. Türkiye'de emeklerin durumu diye bir raporu ortaya koydu. Ve bu raporda biz gördük ki emekler gerçekten bu ülkede çok mağdur. Ve bu emekler bu ülkede gerçekten iktidarların söylediği gibi biz onları çok severiz. Onlar bizim yaşlılarımızdır. Tonton amcalarımız, tonton teyzelerimiz. Biz onları çok severiz dedikleri kadar sevmediklerini, yaşattıklarıyla sevmediklerini çok iyi gördük. Nedir örneğin? 2002 yılından bu yana emeklerin aylıkları büyüme oranlarının %34 gerisinde kalmıştır. Yani düşünebiliyor musunuz? Büyüme oranını bu ülkede emekler yaşamıyor. Hani deniyor ya, işte bizim kişi başı milli gelirimiz 11 bin dolar. 11 bin dolarsa bu ülkede emeklerin asgari alması gereken 3600 lira. Yani aylık düşen bu, 1800 dolar düşen. 1800 doların düşmesi için sizin, 800 dolar, 900 dolar düşen. 900 dolara karşı gelen 3600 lira aylık vermeniz gerekiyor. Ama emekli 1000 lira maaş alır. 600 lira alan var, 700 lira alan var bu ülkede. Bu emeklilerin her yıl, her ay 100 lira kesildiği doğru mu Suriyelilere? Yok, öyle bir şey yok. Yok mu? Öyle bir şey. Şimdi dolayısıyla, peki bizim 11 bin dolarımızı kimler yiyor? Yani bizim aldığımız aylık 1000 liraysa, bu yıllık 12 bin lira yapıyorsa, bu 12 bin liranın karşılığı olan 3 bin dolarsa, ya işte 4 bin dolarsa, o zaman geriye kalan 6-7 bin dolarımızı kim yiyor? Ya bunu bize açıklamaları gerekiyor. Kimlere veriyorsunuz siz bizim dolarlarımızı? Ya bu ülke büyümüyor. Büyümeyi gerçek rakamlarla açıklamıyorsunuz. Yanlış açıklamıyorsunuz. Şişiriyorsunuz. Ya da bu ülke büyüyor bize pay veriyorsunuz. Biz bu ülkenin yurttaşıyız. Siz bu ülkede emeklere pay vermiyorsanız o zaman bu ülkede emekleri bu ülkenin yurttaşı olarak görüyorsunuz. Yine emekli aylıkları 2002 yılında asgari ücretin %32 üstünde. Yani asgari ücreti 100 kabul edersek emekli aylığı %132. Bugün emekli aylığı %96'ya düşmüş. Yani asgari ücret karşısında %96'ya düşmüş. Asgari ücretin altına gerilemiş. Yani %28 kaybetmiş emekli aylığı. Asgari ücretin %28 gerisinde kalmış. Ve bu ülkede şu anda milyonlarca emekli asgari ücretin altında aylık almış. Bırakın açlık sınırı. Açlık sınırı 4 kişilik bir aylığın sadece mutfak gideri. Ama siz anayasanız gereği bu ülkede ödemeniz gereken en düşük ücret olan asgari ücretin altında milyonlarca emekli aylık alıyorsa o zaman bu bir utanç tavrasıdır. Ve son günlerde yandaş basında görüyoruz işte o yazılı küçük basınlı gazeteler var. Bir takım gazeteler yazıyorlar. Müjde müjde. Hükümet emekli aylıklarını asgari ücret altında kalan emekli aylıklarını asgari ücret üzerine çıkarmayı düşünüyor. Seviyesine çıkarmayı düşünüyor. Bu bir müjde olmaz. Bu olsa olsa utancınızı ortaya koymaktır. Şimdi emekli aylıklarını bir kere bu ülkede yaşanan bir yanlışı düzeltme oluyor. Evet. Bu ülkede emeklilerin aylıklarının bir, hesaplanırken büyümenin %30'u değil, büyümenin tamamı. Çalışma dönemindeki ülkenin büyümesinin tamamının emekli aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınması. İki, her yıl emeklere mutlak surette büyüme payına, büyüme oranına pay verilmesi ve emekli aylıklarının ülkenin koşullarına uyumlu hale getirilmesi. Nedir bu koşullar? Açlık sınırı 1650 lira, yoksulluk sınırı 5200 lira. O zaman yapmanız gereken şey aslında yoksulluk sınırı. Nedir? 5200 liradır. Yani yoksulluk sınırı nedir? Yani insanın bütün ihtiyaçları, 4 kişilik bir ailenin bütün ihtiyaçlarını kapsayan bir rakam. Bunu biz ortaya koymuyoruz, TÜİK ortaya koyuyor. Yani TÜİK'in ortaya koyduğu rakam. O zaman yapmanız gereken şey emekli aylıklarını bir seviyeye çıkarmak. Hadi diyebilirsiniz ki ya işte bu da çok afaki, ülkemizin kaynakları yok diyorsunuz. Kaynakları var da, kaynakları biz işte siz emekliye çok pay verirseniz birilerine para veremeyeceksiniz yandaşlarınıza. Diyebilirsiniz. O zaman yapın. Emekli aylıklarını asgari 3 bin lira yapın. Onun altındaki bütün emekli aylıklarını oraya çıkarın. İntibak yasasını, gerçek bir entegre intibak yasasını çıkarın. Ondan sonra emekli aylıklarının üzerine yapın. Diğer yandan muhalefet partilerinin özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2011 ve 2015 seçimlerinde de dillendirdiği emeklilere iki ikramiye verilmesi konusunun mutlak surette çözüme kavuşması gerekiyor. Bu söylenenlerin, özellikle muhalefet partilerinin söylediklerinin tamamına yakını bizim taleplerimizdir. Biz zaten daha önce bir toplu sözleşme taslağı hazırlamıştık. Çalışma Bakanlığı'na iletmiştik bir toplu sözleşme taslağımızı. Bu aynı toplu sözleşme taslağımızı muhalefet partilerine de iletmiştik. Muhalefet partileri o bizim oradaki taleplerimizden hareketle bunu söylüyorlar zaten. Biz orada mesela yakıt da talep ediyoruz. Diyoruz ki kış aylarında emekliler ısınmak için ekstra harcama yapacaklar. Onlara yakıt yardımı vermeniz gerekiyor. Yani bu ülkenin insanları ve bu ülke sosyal devlet diyorsun. Bir yer anlamda alanda bakıyoruz.
Şimdi emeklerden sanki vergi alınmıyormuş gibi gözüküyor. Gelir vergisi alınıyor aylıklarından. Ama emekli dolaylı vergiyle vergi ödüyor bu ülkede. Ki Türkiye bütçesinin %70'i dolaylı vergilerden oluşuyor. Tabii içtiği sudan tutalım. Evet yani. Zaten seçimlerde dolayısıyla Türkiye'nin bir kere Türkiye dolaylı şey vergi bakımından baktığımızda en adaletsiz vergi sistemini uygulayan bir ülke. Dolaylı vergilerden dolayı. Aynı zamanda dolaylı vergilerden dolayı vergi vermiyormuş gibi gözüken emekliler aslında vergi ödüyorlar. Hem de çok fazlasıyla ödüyorlar. Dolayısıyla mutlak surette bu vergi sisteminin düzeltilmesine lazım gerekiyor. Oysa ülkelerde dolaylı vergiler, vergi gelirleri içindeki payı %30, Türkiye'de %70. Yani bu hakaniyetli bir vergi anlayışı değil, gelire göre vergilendirme de değil. Gelire göre vergilendireceksiniz. Bir. İkincisi, emekli aylıklarını TÜFE kadar arttırıyorsunuz. TÜFE'yi de gerçek rakamlarla açıklamıyorsunuz. Gerçek rakamlarla açıklamadığınız enflasyonu iki yönden ele alabiliriz. Birincisi, bir kere tüketim ürünlerimizin ya da piyasadaki enflasyon, gerçek enflasyonu açıklamıyorlar. TÜİK, iktidar, hükümetin makroekonomik hedeflerini tutturabilmesi için, yani yıl içindeki tahminlerini yıl başına ortaya koyduğu tahminleri tutturabilmesi için ne kadar gerekiyorsa o kadar açıklıyor enflasyonu. Bu birincisi. İkincisi, enflasyon paketi içinde bizim hayatımızı hiç ilgilendirmeyen maddeler var. Bu maddelerin mutlak surette orada tasfiye edilmesi gerekiyor. Zorunlu ihtiyaçlarımız olan gıda, konu, ısınma, giyim, bunlar üzerinden bir enflasyon hesaplanması gerekiyor. Aslında enflasyon hesaplamasını çağdaş dünyada şöyle düşünmek gerekiyor ki var bunu uygulamaları. Gelir gruplarına göre enflasyon hesaplanması yapması gerekiyor. Yani dünya artık şöyle yapıyor. Nüfusunu 5 gruba ayırıyor. 5 ayrı grup üzerinden değerlendirme yapıyor. Şimdi Türkiye'yi 5 ayrı grupta düşündüğümüzde şu anda bu ülkenin gelirinin %47'sini en üst gelir grubu, %20'lik en üst gelir grubu yiyor. En alttaki gelir grubu, yani en yoksul gelir grubu da %4'ünü yiyebiliyor. Şimdi enflasyon hesaplamanızı buna göre yapmanız gerekiyor. Niye? Çünkü bizim tüketim özelliklerimiz farklı. Bizimle en üst gelir grubundaki insanların, gelir grubuna sahip olanların tüketim önceliklerimiz farklı. Biz hayatta kalmak için, hayatımızı sürdürmek için bir tüketim yaparız. Bu da en asgari düzeyde gıdadır ya da işte giyimdir, konuttur, ısınmadır, işte ulaşımdır, eğitimdir. Biz bunları ister yaparız. Ama öbürü artık bu tür şeyleri çok fazla şey yapmadan daha lüks tüketime yönelmiş durumda. Yani yatı var, katı var, önesi var. Onun tüketimi de ona göre de. Onun tüketimiyle benim tüketimim farklı. Önceliklerimiz farklı. Yani o da tabii insandır sonuçta yer içer ama onun önceliği başka şeylerdir. Şimdi dolayısıyla tüketim önceliklerine göre yani en yoksul grubun tüketimi neyse ona göre bir enflasyon hesaplaması yapmanız gerekir ki Türkiye'de de bence en yakıcı olan da bu gelir grubunun tükettikleri üzerindeki enflasyondur. Yani bizim sebze, meyve, işte gıda, tüketim ara şeylerimiz, önceliklerimiz olan bu ürünlerin fiyatları Türkiye'de çok daha hızlı artan, çok yakıcı bir sorun olarak karşımıza duran şeylerdir. Pazarda bugün aldığımızın yarın farklı bir fiyatla karşı karşıyayız. Yani bugünün fiyatı ile yarın fiyatı birbirini tutmuyor. Dolayısıyla Türkiye'de enflasyon oranında zam verilmesi, aslında 6 aylık enflasyon oranında zam verilmesi gerçekçi de değil. Türkiye'de son yıllarda şöyle bir şey yaşanıyor. Emekli aylıkları Temmuz ve Ocak aylarında arttırılır. Yılın ilk 5 ayı enflasyon yüksek gelir genelde. Ama Haziran ayına geldiğimizde bir bakıyoruz ki Haziran ayında enflasyon düşmüş. Bizim Temmuz ayında alacağımız zam da aşağı çekilmiş. Ya o nedenle düşmüş zaten. Evet. Aralık ayında düşüyor, Ocak ayında alacağımız zam aşağı çekiyor. Evet. Şimdi biz bunu son yıllarda yaşıyoruz, çok açık yaşıyoruz. Dikkat edin, şimdi birinci ay ile üçüncü ay arasında enflasyon %3 civarında, hatta 3'ü aştı. Mayıs'ta da gelecek, Nisan'da da gelecek, Mayıs'ta da gelecek. Belki %6'lar civarına çıkacak. Ama Haziran'da bakacaksınız ki enflasyon düşmüş. %1, %2 düşüş gösterecekler. Ondan sonra Temmuz ayında alacağımız zaman %2'de geri düşecek. Şimdi bu anlamda da emekliler yoğun mağdur. Emeklilerin
Özellikle sağlıkla ilgili çok ciddi sorunlar var. Yani emekliler tabii derken yaşlı insanlar olan emekliler. Şimdi yaşlı insanları ya da emekli insanları iki şekilde bizim sağlıkla ilgili değerlendirmemiz gerekiyor. Bir kere birincisi yaşı ilerleyen insanların kronik hastalıklarla karşı karşıya olduğu kesin. Yüksek tansiyon var, işte kalp damarı var, şeker var, eklem, kemik eklem var. Bunların hepsi var. Olmaması mümkün değil, olur zaten, doğal. Şimdi bu nedenle bu alanda emeklilerin hem karşı karşıya kaldıkları hastalıklar konusunda bilgilendirilmeleri gerekir. Hem de tedavilerine ulaşmaları için onlara olanak sağlanması gerekir. Bu alanda yatırımlar, Türkiye sağlık konusunda özellikle 2008'den bu yana çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıyayız biz. Bir kere hastanelere başvurduğumuz andan itibaren, randevu talep ettiğimiz andan itibaren ödeme yapmaya başlıyoruz cebimizde. Yine psikolojik olarak emekliler, yaşlı insanlar yaşlılık dönemine hazırlanmıyorlar. Bu çok önemlidir. Biz 9 Aralık 2017'de Ankara'da bir çalıştay düzenledik, emekliler çalıştayı. Emekliler çalıştayında bu alanda yetkin öğretim üyesi arkadaşlar bize çok önemli sunumlarda bulundular. Bunu kitap çıkarına getirip dağıtacağız, önümüzdeki süreçte yayınlayacağız. Çok önemli. Yani örneğin Hacettepe Üniversitesi işte geriatri bilimine ya bölümüne öğretim üyeleri vardı. Yeşim Gökçe Kutsal hocamız, Profesör Doktor Yeşim Gökçe Kutsal hocamız bize emeklilerin karşı karşıya kaldığı sağlık sorunları ya da kronik hastalıklarla ilgili bir sunum. Banu Özcan, Profesör Doktor Banu Özcan ki kürsü başkanı aynı zamanda, o da bize emeklilerin ya da yaşlı insanlar emeklilerin yaşlılık dönemine hazırlanmasıyla ilgili, psikolojik olarak hazırlanmalarıyla ilgili çok önemli sunumlar yaptılar. Bu çok önemlidir. Türkiye'nin bu yaşlılık bilimi olan geriatri alanında çok ciddi bir yatırıma gitmesi ya da bu alanda eleman yetiştirmesi ve bu elemanların bu ülkenin yaşlanmakta olan, belki önümüzdeki süreçte daha da yaşlı olacak olan nüfusuna hizmet sunması gerekiyor. Yani insanlar daha emekli olmadan özellikle 40'lı ve 50'li yaşlardan itibaren insanlara gerekli destekler sunulmalı, bilgilendirmeler yapılmalı, hazırlanmalı. Yine yerel yönetimlerden emeklilerin ya da yaşlı insanların bir arada olabilecekleri, sosyal etkinliklere katılabilecekleri, sosyal alanlar, çeşitli sağlık hizmetlerini alabilecekleri, en azından böyle günübirlik işte sağlık taramalarından geçebilecekleri tesislere ihtiyaç var. Yani biz emekli evleri diyoruz. Onlar yaşlı evleri diyebilirler. Yine hasta ve yaşlı insanların evlerinde bakımını yapacak yerel teşkilatların mutlaka kurulması gerekiyor. Çünkü Türkiye'deki İslam yapısına baktığımızda genç insanlar başka kentlerde iş bulabiliyor, gidebiliyor ya da tayini çıkıyor. Büyük kentlerde ya da başka kentte kalan ebeveynleri eğer yaşlıysa, hastaysa onlara bakın. Bunlarla zorlanıyorlar. Bunu devletin üstlenmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal hukuk devleti olduğunu söylüyor. Yine Anayasa'nın 61. maddesi devlet yaşlılara yaşlıların bakımını yapar. Onlara gerekli sağlık hizmetini sunar ve gerekli teşkilatı kurar diyor. Bütün bunların olması gerekiyor. Bu alanda özellikle sağlık alanında çok ciddi sıkıntılarla önümüzdeki süreçte karşı karşıya kalacağımız belli. Yani kent hastaneleri uygulaması var. Kent merkezlerinde insanların yıllarda gittikleri, devam ettikleri bir alışkanlıkları oluşmuş. Gerçekten hizmette çok ciddi hizmetler veren birçok hastanenin, sosyal yönden güçlü hastanelerin kapatılacağı, kent hastanelerinin açılacağı görülüyor. Örneğin Ankara'da 2 tane kent hastanesi yapımı devam ediyor şu anda. Bu kent hastaneleri otelciliğinden röntgenine, kafesinden, kafeteryasından, restoranına, her şeyi içinde olan, her şeyi bu hastaneyi yapanın gelir olarak, kendisine gelir olarak kullandığı bir kompleks olacak. Bu komplekse gelen insanlar bütün masraflarını burada yapacaklar ve burada para kazanacak bunu yapanlar. Arsayı devlet vermiş. Mesela Ankara'da Etlik'te devam eden bir şehir hastanesi var ki Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, SSK'nın büyükçe bir arazisi vardı. O arazinin üzerine yapılıyor. Yani arazi SSK'nın ama hastane başkasının. Bir de bu hastanenin %70 doğruluk garantisi verilecek. Yani nasıl ki işte köprülerden geçerse, Gazi Osman Paşa Köprüsü'ne işte bu kadar araç geçmezse
devlet karşılayacak, geçmeyen aracın parasını karşılayacak. Orada da %70 doğruluk olmadığı takdirde günlük o hastanelere devlet ödeme yapacak. Yani hem arsayı alacak, yapacak, hem işletecek, para kazanacak ama aynı zamanda oradan geliri de garanti altına alınacak. Tekrar gelirini de garanti alınacak. Şimdi dolayısıyla neresinden bakarsak bakalım, özellikle sağlık alanında yaşadıklarımız, işte emekli aylıkları alanında yaşadıklarımız, bu iktidarın aslında emekli ve emekçiden yana hiçbir uygulamasının olmadığını yaşayarak gördük. Bu yönetim anlayışını. Önümüzdeki süreçte mutlaka terk edilmesi gerekiyor. Ben son zamanlarda birkaç defa da dile getirdim. Bizim mevcut ittifaktan, ben ona artık koalisyon diyorum, bu koalisyonda bir beklentimiz yok. Muhalefet partileri iktidar olmayı düşünüyorlarsa, yani çoğunluğu olmayı düşünüyorlarsa ki, mutlaka düşünüyorlardır. 12 milyon emekliye hitap edecek çok önemli projeleri ortaya koymaları gerekiyor. Bu seçim sürecinde umarız bu projeleri ortaya koyarlar. Biz de bir takım çalışmalar yaparak emeklilerin bu emekleri sadece bir yük olarak gören, bir an önce ölselerden kurtulsak diye gözlerine bakan yönetim anlayışından, liberal ekonominin sadece emekliye değil, bütün emekçiye sadece bir dolar olarak bakan, bize ne kadar dolar kazandırırlar diye bakan bu yeni liberal anlayışın temsilcilerinin bu iktidardan uzaklaştığı bu ülkenin yeniden demokratik sosyal hukuk devleti, layık demokratik sosyal hukuk devleti olmasının özelliklerini oturtan bir bir yönetim anlayışına ihtiyacı var. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki, tabii ki eskiden çok memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Eski yönetim anlayışından, devlet anlayışından çok memnun olduğumuzu söyleyemeyiz. Oranın çok yanlışları var. Bu ülkeyi aynı zamanda gerçek bir demokrasi, yani cumhuriyetin değerlerini kuruyalım, aynı zamanda o cumhuriyeti gerçek bir demokrasiyle de taşlandıralım. Yani özgürlükçü, herkesin düşüncesini çok rahat söyleyebildiği, farklılıkların bir arada yaşayabildiği, barış içinde yaşayabildiği, birbirimizi ötekileştirmeyen bir anlayışı, bir demokrasi anlayışını, bir demokrasi şölenini bu ülkede oturtan bir yönetim anlayışını bekliyoruz. Yani o eskinin cebirip devlet yapısını, devlet ha insan devlet içindir, devlet insan için değildir anlayışının terk edilmesi gerekiyor. Devletin insan için olduğu, devletin insanın hizmetinde olması gerektiği, devletin insanların rahat yaşaması için her türlü tedbir alması gerektiği konusunda sadece güvenlik boyutuyla değil, sağlık boyutuyla, ekonomik boyutuyla, işte ülkenin barış boyutuyla, özgürlükler boyutuyla her alanda devletin tüm yurttaşlarını rahatça yaşayabilecekleri bir ortamı oluşturma görevi olduğunu, devletin insan için olduğu, insanı devlet için değil, devletin insan için olduğu anlayışın oturtulması gerekiyor. Yani, önümüzde bir Mayıs var, bütün bunlar o 1 Mayıs'a nasıl yansımalı? Tabii ki biz genişletilmiş başkanlar kurulu 1 Mayıs ya da 1 Mayıs hazırlıkları başlamadan biz genişletilmiş başkanlar kurulu bir toplantı yaptı. O toplantıda tartışılan şey şuydu ve onun üzerine 1 Mayıs programı oluşturuldu. 1 Mayıs'ı her alan, Türkiye'nin her tarafında olağanüstü hale karşı, yaşanan bütün olumsuzluklara karşı, sömürüye, yoksulluğa, güvencesizliğe karşı bir kalkışmanın, bir karşı çıkışın örgütlendiği bir tarih olarak, bir dönüm noktası olarak kutlanması gerektiği görüş birliğiyle 1 Mayıs'ın Türkiye'nin bütün alanlarında en geniş katılımla, halkın katılımıyla yapılması kararı alındı. Bu arada çalışmalarımız devam ediyor ve Salı günü bir bayram havasında bayraklarımızla, türkülerimizle, marşlarımızla kol kola bu ülkenin bütün farklılıklarını bir arada 1 Mayıs'ı kutlayacağımıza inanıyorum. Bütün yurttaşlar da bu 1 Mayıs'a katılarak hem mevcut yönetim anlayışını reddeden, tek adama doğru gitmek isteyen, tek adama doğru, tek adamın verdiği kararlarla ülkeyi yönetecek olan bu anlayışa karşı bir görkemli bir karşı çıkışı sergilemeye çağırıyoruz. Diliyoruz ve umuyoruz ki tüm yurttaşlar bu alanda üstlerine bir şey yaparlar. Artık şunu demek lüksümüz yok, bu insanlarımız bizi belki en çok canımızı açtan şeydir. Ya adam sen de ben mi düzelteceğim? Ya da işte ya bana ne işte anlayışını mutlaka terk edilmesi gerekiyor. Hem 1 Mayıs alanında herkes olmalı, hem de 24 Haziran'da nerede olursak olalım mutlaka söyledi. Sandığa gidilmeli ve herkes oyunu kullanmalı. Ama aynı zamanda sandığa saygı çıkılmalı. Teşekkür ettik başkanım. Evet. Aramızda yine çok teşekkür ederim. İstanbul Anadolu Yakası 4 Nolu Sendika Başkanımız Ali Söğüt var. Bugün güzel bir dayanışma kahvaltısı verdiniz yönetim kurulumuzla.
yine burada gönüllü çalışan emekçi emeklerimizle birlikte önce sizi kutluyoruz. Sizinle bir görüş ve düşüncelerinizi alalım. Genel Başkanım da burada. Genel Başkanım'dan bir isteğiniz varsa sendika olarak bunu da burada iletelim diyelim. Vallahi Türkiye gerçeğini Sayın Başkanım çok güzel tarif etti. Yani bir mecliste ilgili görüşlerini sundu. Hepsine katılıyoruz. Bugün bizim burada yapmış olduğumuz etkinlikte gerçekten güzel bir etkinlik oldu. Etkinlik tabii ki yönetim kurulu arkadaşlarım ve diğer sendika üyeleri arkadaşlarım çok katkılar oldu. Özellikle Nalan arkadaşımın ve diğer yönetici arkadaşlarımın mahallelerinde yaptıkları çalışmalar gerçekten güzeldi. Belediyemizin etkinlik çadırı bize vermesi, özellikle Süslü ailesinin katkıları, kahvaltı şey yapmaları, organizasyonu yapmaları. Yani çok güzel geçti, güzel oldu. Peki başkanımdan bir isteğimiz var mı? Genel başkanım hazır burada. Başkanımdan isteğimiz çok tabii ki. Her zaman olduğu gibi sık sık aramızda olsun. Tabii diyorsun. Tabii her zaman aramızda olacak tabii ki. Evet, teşekkür ettik ki. Başkanım tabii bir şey var mı? Her zaman aranızda olmaktan onur duyarım. Yani örgütümün beni çağırdığı her yerde onların emrindeyim ben her zaman için. Onların yanında olmaya gayret gösteriyorum. Sağlığımız el verdiği sürece, imkanlarımız el verdiği sürece mutlak sürede orada olmamız gerektiği bir görev olarak kabul etmişiz. Yani biz bu görevi şöyle düşünün, yani emek sendeki görevleri, şube yöneticisi de, merkez yöneticisi de, genel başkan olarak da bu bir gönüllülük esasına dayalı bir şey. Yani inanıyorsanız yaparsınız. İnanç sadece bir yerlere inanıp gidip ibadet etmek değildir. İnanç aynı zamanda emeğe de inanmaktır. Ona sahip çıkmaktır. Daha iyiye, daha güzele inanmak ve onun mücadelesini vermek. Yani bunu zaten inandığınız zaman, bu inancınız varsa her şeyi yaparsınız. İnancınız yoksa zaten yapamazsınız. Biz bu inançla yola çıktık, bu inançla da yolumuza devam edeceğiz. Saygı değer emekli emekçiler, aydın yükseverler, hayatta var olmamızın birlikte insanca yaşama hakkımızı elde almamızın tek koşulu işte böyle birlikte dayanışma içinde gerekeni böyle aydın yürekli insanlarla birlikte yola çıkarak elde edeceğimizin bilincinde olmalıyız. Bu nedenle de bu tür kurum ve kuruluşlara katılmalıyız, emek üretmeliyiz. Bizde meşhur bir söz var, ağlayana meme yok. Dolayısıyla yine bugün İslamcı yazar, saygıdeğer İhsan Ege Açık dediği gibi en büyük ibadet emektir, emek üretmektir ve mücadele etmektir. Biz de size mücadele dolu emek ürettiğimiz ve emeğimizi de kendimiz tarafından hakça birlikte bölüşebileceğimiz aydın yarınlar diliyoruz. Sağ olun, var olun. Başkanıma da ayrıca saygılar sunuyorum. Ankara'dan teşrif ettik, geldiler. Sevgili Ali Başkanıma da bugün güzel bir organizasyon ile burada konuklarını gönül rahatlığıyla gerçeği yüz akıyla ağırladı. Burada emek sunan güzel canlarımıza da yine sizin nezdinizde teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Hak yardımcılar olsun, Hızır elinden tutsun ve aydın yarınlar da tez zamanda bizim olsun diyoruz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Her çok teşekkür ederim.